Günaydın. Şimdi ben sana mama koyacağım, tamam mı güzel kızım benim? Güzel kızım, benim güzel kızım. Şimdi mama koyacağım sana, tamam mı? Hadi gel bakalım. Gel bakalım. Diğer kedicikleri de çağıralım, onlar da yesin, olur mu? Ye bakalım hadi. Siz gidin. Normalde kovmam kedicikleri ama şu zarı Garfield, şu sarı Garfield istemiyor onları burada, yabancı kedileri. Eşek. Bakın. Şurada bir tane kedi var, görüyorsunuzdur. İstemiyor onu. Kızıyor ona. Sen nereden çıktın? Çok sevimlisin ama Garfield istemiyor seni. Ne yapalım? Boğulacaksın, boğulacaksın. Yavaş. Nereden çıktı sen? Sen de çok tatlısın ama. Bak bu da kızıyor. Kesin erkek. Bakın nasıl kızıyor ya. İkisi de erkek bunların. Bu sarı olan benim yavrum erkek de şu beyaz da erkek herhalde. Kızıyor ona, git diyor resmen. Oy, benim sevgilim yola yattı. Hem merak ediyorsun hem de bir şey yemiyor. Benim bal pamuğum götürdü mamaları. Ertesi günden herkese selamlar dostlarım. Şimdi biraz kullandığım parfümlerimden bahsetmek istiyorum. Genellikle böyle hayatım boyunca hep daha çiçeksi kokular ve oryantal kokuları sevdim. Onun haricinde şekerli kokular çok fazla hoşuma gitmiyor ve yaz mevsiminde şekerli kokular çok ağır oluyor. Biraz daha böyle çiçek kokularının karışmış olduğu oryantal kokular daha çok hoşuma gidiyor ve fresh kokular da daha çok hoşuma gidiyor. İlk olarak şu Nivea'nın Fresh Natural deodorantını göstermek istiyorum arkadaşlar. Bitirdim sanıp bir tane daha almışım. Az önce dolabıma baktım. Bir tane daha dolu çıktı. Hatta doluya yakın çıktı. Şunun dibinde kalmış. Bunu çok kullanıyorum. Çok seviyorum. Şok marketlerde satılıyor arkadaşlar. Başka bir yerde satılıyor mu bilmiyorum. Satılıyordur muhtemelen. Ben genellikle Şok'tan alıyorum. Orada keşfettim. İki tane bakın doluya yakın var. Çok fresh, harika bir kokusu var. Eğer böyle yazlık beni yormasın, çok ağır kaçmasın diyen bir dediğiniz bir koku arıyorsanız bu zaten deodorant, parfüm değil. Buna bakabilirsiniz. 48 saatte koruma sağlayan uyarısı var üzerinde. Çoğunlukla Bim Aktüel ürünlerini aldığım için ve sevdiğim için Bim Aktüel'e de çok sıklıkla arkadaşlar kokular geliyor. Bim Aktüel'den aldığım kokuları size şöyle göstereyim. Şöyle 3 tane koku almıştım. Yine böyle Bim'e gelen NG markasının body mistini almıştım arkadaşlar. Çok hafif kokulu bir body mist. Hemen bakıyorum kokusuna, neyi anımsatıyor. Size de söylemek istiyorum.
Biraz böyle çiçek kokularına yakın bir body mist. Sizin de hoşunuza gidiyorsa çiçek kokuları, buna şans verebilirsiniz. Farklı bir koku seçeneği vardı diye hatırlıyorum. Bayağı uzun zaman oldu. Rebel markasının şu parfümü gelmişti arkadaşlar. Bunun kokusuna bayıldım. Şu an size nasıl notalar içerdiğini söyleyemiyorum ama araştıracağım arkadaşlar. Eğer bulabilirsem bulduğum parfümlerin notalarını ve ne tarz kokular içerdiğini şurada video içerisinde yazıyor olacağım. Merak etmeyin. Bunun da böyle biraz oryantale kaçan bir kokusu var. Çiçeksi bir koku değil, çiçekli bir koku değil. Çiçeksi bir koku değil, şekerli bir koku değil. Biraz daha böyle oryantale kaçan bir kokusu var. Şu arkadaşlar yine Rebel markasının Bim Actuel'e şöyle bir parfümü gelmişti. Bu da benim çok hoşuma gitmişti. Bunun da çok güzel, çok değişik bir kokusu var. Bu biraz böyle şekerliğe kaçık gibi bir kokusu var. Aslında şekerli kokular yaz mevsiminde çok ağır kaçıyor ama bunun böyle hafif şekerli kokuları andıran hoş böyle naif bir kokusu var. Bim Actuel'e gelen ürünleri çok seviyorum ve kokuları da çok seviyorum. Aslında siz de bakarsanız arkadaşlar değişik değişik kokular geliyor. Çok daha güzel böyle kokular bulabilirsiniz. Değişik kokular böyle deneyimlemeyi seviyorsanız, denemeyi seviyorsanız çok güzel kokular geliyor. Bilginiz olsun. Şimdi geçelim Bargello serisinden önce Wish of Love'a. Şu Wish of Love'dan, şu Wish of Love'dan arkadaşlar senelerdir vazgeçemiyorum. Bu Avon'un parfümü. Ve çiçeksi bir koku. Buna bayılıyorum. Senelerdir kullandığım ve asla vazgeçemediğim bir koku. Çiçeksi bir koku. Bazı kokulardan gerçekten vazgeçemedim. Çok severek kullanıyorum. Yine bir tane daha Bim'den ürün almışım. Onu da hemen göstereyim. Daha sonrasında Bargello serisine geçeyim. Şöyle küçük mini bir parfüm almışım. Şunun da bir bakayım kokusuna hemen. Bu da çiçeksi bir koku. Yaza yakışan çok hafif çiçeksi bir koku bu da. Bundan iki tane gelmişti. Bir erkek versiyonu, bir de bayan versiyonu. Normalde erkek kokularını da çok severim. Bayan versiyonunu almıştım. Erkek kokusu biraz daha böyle tıraş losyonlarına kaçan bir kokuyu andırıyordu. O yüzden arkadaşlar bunu aldım. Şimdi gelelim meşhur Bihter kokusuna arkadaşlar. Aşkı Memnu Bihter kokusuna. Bu kokuya vuruldum diyebilirim. Gerçekten çok güzelmiş. Herkes söylüyordu Bihter kokusunun çok güzel olduğunu, mutlaka alınması gerektiğini. Çok hoşuma gitti. Kodlarını şurada yazacağım. Bargello parfümlerin, merak etmeyin. Şu Royal serisinin de kodları var. Evet, Royal serisinin de kodları var. Onları da yazacağım, merak etmeyin. Eğer bakmak isterseniz kokulara. Aşkı Memnu Bihter kokusu arkadaşlar. Bargello'da 112 numara. Şöyle bir sıkayım. Çok güzel kokuyor. Şekerli asla değil, çiçekli asla değil. Böyle cezbedici, egzotik, daha böyle çekici, oryantal. Yani zaten bitterin kokusu da öyle olurdu. Normal bir koku olmazdı. Yani sanki böyle birçok notanın karışıp sizi böyle büyüleyici bir yere götüren bir koku gibi arkadaşlar. Koku gerçekten imzaymış. Gerçekten imza, kişinin imzası. O yüzden böyle bu kokuyu sıktığınızda böyle daha böyle çekicilik, tutkular, arzular ön plana çıkıyor. Eğer yakınınızda Bargello varsa 112 numaraya mutlaka bakın. Ben zaten Aşkı Memnu Bihter'in kokusunu çok merak etmiştim. Daha sonrasında Bargello'da gittiğim arkadaş bana gösterince satın aldım. Kullanıyorum şu anda. Bir diğer Bargello parfümüne geçeceğim. Bu da 153 numara arkadaşlar. Bazı aylar, hatta her ay ayın parfümü oluyor Bargello'da. Ayın parfümü olduğu zaman fiyat daha uygun oluyor. Eğer hoşunuza giderse o ay seçilen ayın parfümü daha uygun alıyorsunuz. Ben de muhtemelen bu 153 numara herhangi bir geçen aylarda ayın parfümüydü. Kokusu hoşuma gittiği için almışım.
Şöyle bir sıkalım. Bunun da biraz oryantale kaçan bir kokusu var. Yine çiçekli değil, şekerli bir koku asla değil. Oryantale kaçan bir kokusu var. Kodunu yine söyleyeyim, 153 numara. Zaten burada da yazacağım eğer bakmak isterseniz. Şimdi bitenlere geçmek istiyorum. Sonra da Royal serisine geçeceğim arkadaşlar. Bargello parfümü aşkı yaşayabilirim. Bakın 4 tane boş şişem var böyle bitmiş. Önce bir kodlarına bakmak istiyorum. Bir tanesinin kodu 179. Eğer kokuları kaldıysa size söyleyeceğim. Şu anda da birçok koku sıktığım için. Evet, biraz içinde koku olduğu için sıktım. Yani dibinde kaldığı için sıktım şu an. Çok güzel kokuyor. Bu 179, bu 179 numara arkadaşlar. Benim lise dönemlerimde kalem parfümler vardı. Belki biliyorsunuzdur. Her yerde satılan şöyle şu boyda kalem parfümler vardı. K1 vardı arkadaşlar. O K1'in kokusuna çok bayılırdım. Lise dönemlerinde onu kullanırdım. Biraz onu andırıyor. Kodu 179. Evet, kesinlikle onu andırıyor. Yani koku gerçekten arkadaşlar size hayatınızda eski yaşadığınız hikayeler, eski yaşadığınız anılar, hayatınıza giren insanlar, o dönemde hayatınıza giren insanlarda kullandığınız, o dönem kullandığınız kokular o hikayeleri, anıları anlatıyor. Gerçekten çok garip. Ve resmen kokuyu sıktığınız zaman ve kokladığınız zaman bildiğiniz o anlara ışınlanıyorsunuz. Yani geçmişe ışınlanıyorsunuz. Aslında çok güzel bir mucize bu. Şimdi bitenlerden yine devam ediyoruz arkadaşlarım. 120'yi almışım. 120B galiba bu. Şöyle göstereyim yine eğer görebiliyorsanız. Ya 120B yazıyor ya da 1208 yazamaz. Evet, 120B'ymiş. Bunun da dibinde gördüğünüz gibi biraz kalmış. Bunu da şöyle bir bileğimin üst kısmına sıkayım. Bakalım bunun kokusu nasılmış. Bunların dibinde kaldığı için ben bunları kenara ayırdım. Kullanmıyorum. Of, efsane. Evet, bu koku benim kız kardeşimin kullandığı koku. Hayatım boyunca hiç orijinal parfüm kullanmadım. İleride alır mıyım bilmiyorum. Orijinal koku alır mıyım bilmiyorum. Tabii ki orijinal koku kullanmak daha kalıcılığı arttırıyor. Yani orijinal kokular daha kalıcı olduğu için arkadaşlar. Ve mesela orijinal kokularda belirlediğiniz birkaç tane kokunuz olur. Onlar sizin imza parfümünüz olur. Bu koku benim kız kardeşimin kullandığı koku. Kendisi orijinal halini kullanıyor. Orijinal hali ne? Yani marka olarak ne bilmiyorum. O yüzden yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Kız kardeşimin kullandığı o koku çok hoşuma gittiği için ben de Bargello versiyonunu aldım. Bu da çok güzel bir koku. Çok değişik bir koku. Daha çok böyle egzotik bir koku. Şimdi bir diğer biten Bargello'ya geçmek istiyorum. 179'a bakmış mıydık? Bu da 179'muş. Evet. Bir tane daha 179 almışım arkadaşlar. Lise çağlarında kullandığım K1 kokusundan bir tane daha almışım. İki tane bitirmişim. Muhtemelen yine alırım çünkü çok seviyorum. Hatta bu kız kardeşimin kokusundan da alırım bir tane daha. İndirimli oluyor zaten iki tane aldığınızda. 120B'den yani. Şimdi bir tane daha boş biten Bargello kokusu aldım elime. Bu da 108 arkadaşlar. Şunun da bakalım dibinde kalmamış ama eğer sıkabiliyorsam bir kokusuna bakalım. Evet, biraz sıkabildim. Yani zaten kullandığım, tercih ettiğim kokular en çok sevdiğim kokular. Severek aldığım kokular olduğu için hepsini çok severek kullanıyorum. Bu 108 numarada biraz daha böyle oryantale kaçan bir koku. Şimdi royallere geçelim. Şimdi bir tane elimde biten royal var arkadaşlar, onu söyleyeyim. Bu royalin kodu V113'müş. Şöyle göstereyim size. V113. Bunlar da çok güzel kokuyorlar.
Bitmelerine rağmen diplerinde hala kalmış biraz. O yüzden şanslıyım. Sen bana mı bakıyorsun ya? Benim güzel kızım dışarıdan bana bakıyor. Az önce mama verdiğim kedicik. Bu şöyle bir koku. Biraz daha böyle temizliği andıran, biraz daha böyle sabunumsu, sabunlu kokuları andıran, daha böyle temizliği çağrıştıran bir koku. Bilginiz olsun. V113. Eğer bu tarz kokular hoşunuza gidiyorsa şans verebilirsiniz. Şimdi biten kokuları bitirdik. Yani biten seriyi bitirdik arkadaşlar. Şimdi Royal'in şu parfümünü göstermek istiyorum. Bunun kodu da V121'miş. Bu bitmemiş henüz. Az kalmış. Buna da bir bakalım hemen. Her tarafıma koku sıktım. Karıştı. Şuna da bir bakalım. Kapak da yere fırladı. Neyse. Şunun da nasıl bir koku olduğunu şimdi söyleyeceğim size. Evet, bu şekerli. İlk ve tek aldığım şekerli koku olabilir. Direkt zaten şekerli kokular anlaşılıyor arkadaşlar. Bakın, o kadar parfüm içerisinden sadece bir tane şekerli almışım. Demek ki şekerliyi çok fazla sevmiyorum. Ağır kaçıyor zaten ve şekerli kokuları da her zaman kullanamıyorsunuz. Daha böyle benim sevdiğim oryantal, çiçeksi ve egzotik kokular daha çok hoşuma gidiyor. Bu direkt şekerli bir koku arkadaşlar. Bilginiz olsun. V121 Royal'i. V121. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bargello'nun bir tane daha meşhur kokusu vardı. Kaçtı o? 120 idi sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Pardon, 120 değildi, 122'ydi arkadaşlar. Meşhur 122'yi herkes duymuştur. Belki mutlaka hayatının bir yerinde kullanmıştır. Trendyol'da çok meşhur olmuştu. Hatta influencerlarda çok fazlasıyla söylemişti. 122 kodlu Bargello kokusunu. Çok güzel. Harika bir koku. Belki ilerleyen dönemlerde bunları bitirdikten sonra ondan da alabilirim. Çünkü onun kokusunu çok beğenmiştim. Çok sevmiştim. Şimdi bu paylaştığım ürünlerin notalarını ve hangi aromaları içeriyor, hangi çiçeksi kokuları içeriyor ya da ne tarz kokuları içeriyor. Eğer bulabilirsem araştırmalarımdan sonra mutlaka videonun burasında göstereceğim. Eğer bulamazsam arkadaşlar yazmayacaktır. Zaten anlarsınız. Böyle bu videoda da arkadaşlar sizle kullandığım parfümlerimi paylaşmak istedim. 2 günlük bir vlog yaptım. Dünden başlattım. Bugün de ikinci gün arkadaşlar. Şimdi editimi yapıp hemen yüklemeye koyacağım. Umarım severek, keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Bu aralar çok sık her gün video eklemeye çalışıyorum ve bundan çok çok büyük keyif alıyorum. İzleyen, izlemeyen, yorum yazan, yazmayan herkese çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Destekleriniz için de çok çok teşekkür ederim. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.